Aç aç kapıları ben geldim. Ah bu ne güzel ev, büyülendim. Odaları gezeceğim, yaramazlık edeceğim. Kalk dedikodu yapmaya geldim. Kanal D ekranlarındaki pazar klasiğiniz Evrim Akın'la ev gezmesinden herkese merhaba. Programımızın pozitif enerjili, güler yüzlü sunucusu, başımızın tatlı belası Evrim Akın'ın yanına gidelim. Evrim Akın'la ev gezmesinden herkese merhaba. Efendim bugün 90'lı yılların ve dahi hala günümüzün önemli isimlerinden birinin evine konuk olacağız. Ben kendisini çok seviyorum. Sizler de seviyorsunuz eminim. Tayfun Duygulu. Bakalım neler yapacağız? Evrim Akın'la ev gezmesi bu hafta 90'lar Türkçe popunun efsanesi Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulu'nun 3 katlı villasına konuk oluyor. Ay çok özledim ya. Ben de öyle. Sen dedim İtalyancasını söylüyorsun, ben Türkçesini söylüyorum. Tamam dedi, ne yapacaksın? Evlenme teklif ettim. Nasıl yani? Evrim Akın, Tayfun ve Bella Duygulu çiftinin kostüm odasındaki göz alıcı kıyafetlerini nasıl didik didik etti? Ay ben de bayıldım. En sevdiklerim. Şu kremin anısı var. Salih Güney hediye etti Tayfun'a. Evet. Hadi ya. Ay yok. Ay çok ağır. Ayağıma düşüyor. Ay ama bebek oyuncağı gibi tutmuyor mu? Evrim Akın'la ev gezmesi bu bölümde 90'lar Türkçe pop'un unutulmaz isimlerinden şarkı sözü yazarı, besteci ve yorumcu Tayfun Duygulu ve 2020 yılında nikah masasına oturduğu eşi Bella Duygulu'nun 3 katlı villasına konuk oluyor. Bu boş da bitti aslında. Unutmuşlar daha. Hello. Hello. Hoş geldiniz. Bu ne ayol? Ay çok özlemişim ya. Ben de öyle. Adam ya. Hoş geldin. Şey gibi ya. Maşa benzer batın. Hiç yaşlanmaz mı insan? Hello. Hoş geldin. Ay çok güzel. Siz de. Ben tabii sosyal medyadan seninle takip ettiğimiz için. Aynen öyle. Gayet yakinen tanıyorum hanımefendiyi. Bella. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Efendim çok iyi, sizin ay çok güzel daha iyi gördüm. İyi geldin, vallahi izlemişim. Ben de özledim ya, canım benim. Yakınlar daha güzel. Ya harika. Sizin güzelliğiniz. Maşallah, Barbie değil mi? Evet, Barbie. Şöyle şuraya alayım. Evrim Hanım, siz de çok şıksınız. Elbisenize bayıldım. Evet, bir şey tarzı var değil mi böyle? Vahşi batı, yahşi batı. değil mi? Böyle bir biraz vallahi daha uzun olsa. Olmuş. Şey yapardık, kovboy dansı. Klip çekmeye hazırsın, hadi klip çekelim. Hadi çekelim. Bak ya. Önce ücretle anlaşalım der. Evet, çok şaka veririz. Yapıyorum. Ay yok, senden ister miyim? Ben sizi ne kadar seviyorum biliyorsunuz. Buyurun hanımefendiciğim. Gelelim mi? Buyurunuz efendim. Oo, yeni aşk yuvamız diye ben. Türk pop müziğine eserleriyle damga vurmuş bir isim. Yerli Elvis Presley, Tayfun Duygulu'nun villasındayız. Eve girer girmez ünlü şarkıcı Tayfun Duygulu ve mimar eşi Bella Duygulu'nun salonuna geçiyoruz. Gri ve toprak tonlarının hakim olduğu bir ev. Tayfun Bey ve Bella Hanım mobilya seçimlerinde klasik bir tarzı seçmiş. Klasik tarzın çizgilerini taşıyan orta sehpa, konsol ve yemek masası oldukça şık. Ayçen ne yapıyorsun oyda? Tarçın. Ay çok güzelsin. Şu an nefret ediyor hayattan. Ay tam benim yok, tonlar ev. Yok gözlerini kapatana göre çok huzur buldu o bence. Öyle mi? Seni görünce. Baksana. Canım benim. Değil mi? Benim kedi de tamam. Pek sevmiyor da misafiri. Nasıl? Benim kedi var evde. Valla misafiri çok severse kendisi hemen gelip öyle. Ay sokuluyor. Tabii enerjiyi alır birazdan.
Ay canım. Sokulduğu zaman Anna Keyif seni çok sevdi. Vallahi gayet keyifli, güzel, aşklı, meşkli. Ay maşallah. Teşekkür ederim. Hay Allah. 4 sene mi oldu? 4. Evinin senedeyiz vallahi. 3'ü bitirdik. Ay maşallah. Maşallahımız var. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Mimarsınız siz de. Mimarım evet. Ay ne güzel. Belli zaten. Tam benim tonlar. Kahve, toprak tonları çok seviyorum. Parlak sever misin? Tam yani şey de seviyorum. Şöyle küçük küçük aksesuarda. Parlaklıklar. Evet aksesuarda ama... Ben de renk çok severim gördüğün gibi. Bugün sözleşmiş gibi. Sözleşmiş gibi siyah giymişiz. Ay ya sevi gibi olduk. Allah'a şu beyaz var altında. Hay Allah ya. Nazardan şey, korusun. Protokol olduk protokol. Protokol öyle olduk. Diyelim tabii. Evet. Musiki korosu gibi olacağız biraz daha. Aynen şöyle öyle yapıp. Tuğati mucizeyi güyem ne desem mesela, laf değil efendim. Siz TRT'de mi başlamıştınız çocukken yoksa özel derslerle mi? Şöyle benim baba, dede hepsi müzisyen olunca müziğin içine dolmuş oluyorsun zaten. İster istemez nota yazmayı, çizmeyi, işte piyanoda notaları öğrenmeyi filan. Ben 9 yaşındayken babamla birlikte alto saksafon biraz daha ufak, tenor saksafon babam, ben filan. Evde Sezer Güvenirgil, işte Nil Burak filan onlara konser veriyoruz. Ben daha küçüğüm şöyle düşün, elimde saksafon, bana tenor saksafon gibi böyle büyük. Babayla birlikte iki ses böyle farklı sesle parça seslendiriyoruz. Tabii o zaman en sevdiğim şey melodi üretmekti. 10 yaş civarındayken kendi kendime, 5 yaş büyükte bir abim var. Böyle ne yapıyorsun filan derdi o devamlı. Kendi kendime böyle hüzünlenip ben melodiler yapıyorum filan. Kıyamam ya. Yani enteresan bir çocuktum tam ben. Tam duygulu yani. Tam duygulu aynı öyle gibi. Dededen geçmiş. Dedem biliyorsun çok fazla beste yapmış, bir bestekar Zeki Duygulu. Babam da hep Kıvanç Kaynağı. TRT'nin ilk canlı yayın orkestrası bir tane kanalımız var düşün. Erol Duygulu orkestrası seçiyorlar benim için, çok keyifli bunlar. Sonra da armut dibine düşer. Tabii. Konservatuara girdim ki o zaman saksafon çalıyordum. Saksafona en yakın klarnet diye, yoksa olması gereken. 3 sene sonra viyoladan geçtim. Önce ben yaylı sazlar dedim, nefesine bir şey olur dedi annem, babam da o sırada yurt dışında. Nefesi enstrüman yerine ben viyola çaldım, kemanım biraz daha büyüğüdür. Piyano standart dersimiz, solfej eğitimi filan. Lirik tenor olduğum için de beni hep senfoni operanın korosunu almak istedi. O zamanki eğitmeni ve koro şefi. Şanslı bir müzisyenlik hayatıyla ben hayata giriş yaptım. O bugün devam ediyor. Vay be. Maşallah. Yine maşallah ya. On parmağında on marifet diye. Hem sesi güzel, hem bir sürü enstrüman çalıyor, evet. Bir de... Nota yazıyor. Ya Allah rahmet eylesin, aşık olduğumuz tabii hepimizin. Şarkısı, o kar beyazdır ölüm nedir ya? Çalayım mı? Ne olur. Vallahi mi? Gitar var mı? Giderim, alabilir miyim? Bir saniye. Ama ağlarım ben, tüylerim baksana bella. Halime bak. Hemen. Saksafonla çal istersen. Saksafonla çalmayayım, gitarla söyleyin. Söylesin de, tamam, hep birlikte söyleyelim. Olur. Benim sesim çok kötü ama. Can benim de muhteşem değil de. Artık biz şey, ağzımızı kıpırdatırız. Olur. Zaten biz senin yanında, estağfurullah. Hasret büyüyor gecenin koynunda, anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda, uykusuz geceler kapımda. Yıkılsa dünya, kıyamet kopsa, yine de vazgeçmem, ölürüm derdimden. Beraber. Kar beyazdır ölüm, ellerinden gülüm. Yapsın diye düşmanın her güne. Neyiz buyurun? Dursun dünya, of, dönmesin sensiz. Yaşatmasın o. Sensiz kar beyazdır ölüm, ellerinden gülüm, yine yoksa.
olsun diye. Düşmanım her güne. Kar beyazdır ölüm. Ellerinden gülüm. Yine yoksun diye. Düşmanım her güne. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim vallahi. Nasıl nur içinde yatsın. Ay amin. Teşekkür ederim. Cennette zaten. Gencecik. Aynen. Hiç öyle. Günah tabii. Kimseye de kötülük etmedi değil mi? Hiç. Herkes yani kime sorarsan sor. Mükemmel bildikleri bir karakter, ruh yapısı. Hatta annesi çok üzülmüştü. İlk taziyeye gittim. Ben kazaya da ilk giden zamanında. Biz Bora Gencer'le yarışmaya katıldık. Ödülümüzü aldık, dönüyoruz. Magazinciler aradı böyle böyle olmuş diye. Yok canım değildir herhalde falan dedik. İlk geçerken giden Afyon'a biziz. Ben tabii yanına giremedim ama benim eski menajerimle kaza yapmışlardı. Döndüm. Ona bir tane de parça yaptım o gece. Ondan sonra da işte toprağa vereli işte seneler oldu ama insanın aklından hiç çıkmıyor en yakın dostu. Allah rahmet eylesin. Sevgili Kerim Tekin'i sevgi ve özlemle anıyoruz. Az önce seslendirdiğiniz şarkıyla birçok ödül aldınız. Kerim Tekin'in de emeği çok büyüktü. Ama sizden bir şey rica edeceğim. Bize Kerim Tekin'in vefat ettiği gece yazdığınız şarkıyı söyler misiniz? Tamam, hayal. Unutmam, unutamam. Can dostum, unutamam. Eller ben her gece bin ağlarım. Unutmam, unutamam. Can dostum, unutamam. Eller bir ağlarsa ben her gece bin ağlarım. Unutmam, unutamam. Can dostum, unutamam. Eller bir ağlarsa ben her gece bin ağlarım. Kaç gece sabahladık, kah güldük, kah ağladık. Gençliğin, hayallerin vardı senin. Yarım kalan yanarım aslanıma. İnsafsız, ah kitapsız, aldı seni zalim kader. Unutmam, unutamam. Can dostum, unutamam. Eller bir ağlarsa ben her gece bin ağlarım. Söküp atamam. Can dostum, kar beyazım. Ya şöyle bir yumruğum.
oturuyor. Oturuyor, oturuyor. Ben yaşına da çok üzülüyorum. Gözyaşı döküyorum o yüzden. Evet, uzatmayalım şimdi o zaman. Evrim Hanım, sizin de gözleriniz doldu. Ben yaşına Ayla çok üzülüyorum ya. Ben ara sıra takılırdım. Ya önce şunu yap, önce bunu yap. Abi diyordu, şurada ne kadar yaşayacağımız belli mi? Tövbe bak tövbe ya. Ben işte bunu bak, bunu seviyorum, bunu yaptım filan falan. Onları da yaparım nasılsa diyordu. Takdiri ilahi aslında hayatta işte dediğimiz gibi nasıl yaşadığın değil aslında. Ne şekilde bıraktın, yaşadığın ve ne bıraktığın önemli değil mi? Ya, yani ölümsüz artık o zaten. Tabii ölümsüz, aynen öyle. Yani hala Kerim Tekin diyorsak ve sizin sayenizde onun şarkı, yani şimdi Kar Beyazdır olmasaydı, yani bence yani Kerim Tekin'de sıçrama mihenk taşı aslında yani bir anlamda, aynen öyle. Kesinlikle. Ki yani Cici Baba vardı ilk çıkış ama çok güzeldi. Çok bana hizmet etmedi. Hani şey oluyor ama Kar Beyazdır. Ya bu sizin tabii ki yeteneğiniz müthiş. Sonsuz bir şarkı. Yani belki 50 yıl, 100 yıl sonra da söylense aynı hissiyatı, aynı duyguyu verecek bir şarkı. Kesinlikle. Onun muhteşem sesiyle biz o şarkıya tanıştık. Hem evet, şarkı evet, hem Kerim Tekin birbirini evet yükseltmiş aslında. Şimdi kime nasıl ulaşacağını da bilemediğin bir zaman dilimindeyiz ya, biliyorsun. Yani kuşak farkı falan da değil bu. Eskiden bu fark yoktu. Çünkü biz bir tane haber alma kaynağımız, bir tane eğlenme kaynağımız ve her türlü ulaşabilirliği sağlayacak bir tane ve belki iki tane mecra vardı. Şimdi yani televizyon, radyo gibi mesela. Şimdi elimizde cep telefonu ve internet ortamı dediğimiz yer sonsuz, böyle dipsiz kuyu. Ama neyi ne şekilde nasıl alacağımıza kendimiz karar veriyoruz. Gençler karar da vermiyorlar. Önlerine ne çıkarsa algoritmaya göre. Aynen öyle. Sen bir şeyi ilgilendiğin anda işte şeyle... İşte sizin döneminiz bana daha değerli geliyor. Aynen öyle. Ben de onu diyeceğim. Oraya bağlayacağım. Bizim zamanımızda ki o algoritma dediğimiz şey bizde sabitti. Biz çünkü ataerkil bir toplum olarak bizim atalarımız annenevi gelenek görenekler ne öğretildiyse nasıl yaşanması gerekiyorsa öyle yaşıyorduk. Şimdi çok farklı. O yüzden yaptığım parçanın değeri de buradan kaynaklanıyor. Ben bugün için değil, sonraki kuşaklara da bir şey kalsın diye yaptığım parçalardan bir tanesi. Ki yine slowlarımın birçoğunu öyle yapıyorum. O yüzden bu konuda hem el almaktan kaynaklı dededen babadan, hem de kendi adıma, kendi kişiliğimi, karakterimi ortaya koymak açısından benim için en keyiflisi bu tabii. Yani müzik. Tabii bir tek Kar Beyazdır yok yani. Bir tabii sürü. Bence sizin ilk çıkış şarkınız da sonsuz bir şarkı. Hadi yine iyisin. Enteresan. Ben hala açıp dans ediyorum ya. Çok güzel bir şarkı. Şu anda yine konserlerde en istek alan parça. Ve her kez bir ağızdan. Kapalı alanlar 1000 kişiye kadar alabiliyor. 1000 kişi her türlü... Bütün nakarat kısımlarının her yerini ben onlara bırakıyorum, onlar da söylüyorlar. Çok keyifli oluyor her seferinde. Diyorum ki ya, diyorum, eskimiyor yani, hakikaten eskimeyecek herhalde. Yani aradan geçmiş. Ay, neredeyse ne güzel. Düşünsene 30 sene. Işte, söylemesi dile kolay ama 30-35 sene neredeyse. Ve bir de yaşınız değil mi efendim? Evet, yaşım. Gezelim mi? Gezelim hadi. Hadi gezelim, açık gezelim. Duman grisi kadife koltukları, duvara monteli, televizyon ünitesiyle kendilerine şık bir keyif alanı yaratmışlar. Hemen orta sehpanın üzerindeki objeler dikkatimizi çekiyor. Altın renkli geyik sembolünün de bulunduğu mumluklar oldukça zarif. Duygulu çifti evin salonunun hemen hemen her köşesinde büyük saksı çiçekleri kullanmayı tercih etmiş. Tayfun Bey'in aksesuar olarak da hoş gözüken gitarı da gözümüzden kaçmıyor. Ay, şunu bir mıncıklasam kızar mı ay, bana? Taçın. Taçın. Bak kim geldi. Oğlum. Annem. Ay, çok aşkım. Güzelsin. Bakayım. Ay, bizim evde de bozut var arkadaş olun Bozi'yle. Aşkım, aşkım. Göbüş, 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 göbüş. Sevdin beni? Sevdi. Öyle sevdi mi? Sevmezse sevdi, gidiyor. Sevmez. Ya, evet, hissediyor. Evet. Çok Bella var. Sevmiş mi beni? Çok sevdi. Çok sevdi seni. Ya. Ay, Taçın, kurban olurum. Benim oğlum var. Tanıştırayım mı Cici? Arkadaş oluşunuz. Niye evet, böyle konuşuyorum güzel ya? Onun efesi o. Niye böyle konuşuyorum? Biz direkt. Aa, Mini Mouse gibi böyle. Arkadaş oluşunuz. Arkadaş. Hoşuna mı gitti senin? Yakışıklı. Taçın. Çok şimdi güzel. Taçın kaç buradaki... Taçın 7 yaşında. Oy. Buraya ilk geldiğinde bütün kediler maması böyle buradaki kedi arkadaşlarına gelin gelin buyurun buyurun yapıyordu. Ay, yerim seni. Cömert çocuk. Cömert çocuk hiç vallahi. Siz mi dizayn ettiniz? Evet. Ha, çok güzel. Vallahi teşekkür benim tonlar ederiz tam. Ha, teşekkür ederiz. Aa, bu da şey değil mi? Kristal.
şey vuralım oluyor mu? Güzel bir parça. Evet, çalabilirsin. O, çalayım değil mi? İki tane çubukla, triangle gibi. Hay Allah. Ya, güzel köşe ama burası. Evet, burada böyle otur, sehpayı önüne al, defterlerin burada değil, sözlerini yaz filan falan. Çay kahve, hanım rica ediyorum. Siz nerede tanıştınız? Biz Çeşme'de sahne aldığım konserlerin arasında hafta ortası veya hafta sonu boş olduğum günde gittiğim tam denizin önünde harika bir mekan vardı. Dedim ben buralı olmalıyım. Hep de bakıyordum, mekan tam denize bakıyor. Diyorum üst katta falan yer boşalırsa bana haber verin, ben burada oturacağım. Beni dinlemeye geldi 1,5 sene sonra eşim, iki defa gördüm. Arabayla böyle hızlı bir giriş yapıp çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte tam önümde böyle uzun bir masa, 15-16 kişiler. Hiç bana bakmadı, bakmadı, bakmadı. En sonunda parçayı aldım ona. Yerine sevemem dedim. Çok seviyormuş. Bir anda göz göze hiç gelememiştim. Teşekkür edeceğim masayı getirdiği için arkadaşlarıyla birlikte ya. Döndü ve bende kaldı böyle. Hikayesi bu. Ondan sonra çok sonra teşekkür ederim deme şansı buldum. Son de parçaydı. Gece giderken yazıyor. Ben dedim ki eyvah dedim. Çapkın Popçu'ya denk geldim herhalde dedim. Çapkın Popçu. Çapkın Popçu yok kaldı canım, hiç değil. Aa, olur mu? Bu kadar doğal olamaz herhalde dedim. Oynuyordur dedim. Sonra aylarca yazdı. Ondan sonra yasaklar başladı. Ben Çeşme'deyim, o İstanbul'da. O pandemi. Tabii pandemiye denk geldi. Yazışınca güven hissettim. Konsere giderken evlendik. Çok güzel bir çok sürpriz yaptım evlendik ben ona. Ama aynen öyle. Gerçekten şaka yapıyorum. Çapkın değildir. Evlenilecek adam. Evlenecek adam değil o. Aşık olunca çok sadık. Evet, evet. Ben diğer eşlerini de biliyorum, ilişkilerini. O yüzden... Yolda gelirken sevgili Ömür Gedik'le sahne alıyorum. Aa, dedim ki, Ömür selamlar. Dedim, sen dedim İtalyancasını söylüyorsun, ben Türkçesini söylüyorum. Tamam dedi, ne yapacaksın? Evlenme teklif ederim. Nasıl yani? Şimdi evlenme teklif ederken de manzarası zaten var normalde. Çekim yapılmış. Şimdi ben elimden çıkarttım, kutluyu açtım böyle, benimle evlenir misin dedim. Tamam, bir taraftan da birisi bastırıyor. Ne oluyor diyorum. Ömür beni en sonunda şuraya bir tane diz attı bana, şöyle çöktüm böyle oldu. Tabii. Ben yere eğilmeyi unutmuşum, Ömür beni düzeltti. Hey tatlı Bella, ne yaptın bana? Aşık oldum sonunda ben sana. Güzelliğinle, tatlı dilinle seviyorum seni Bella. Güzelliğinle, tatlı dilinle seviyorum seni Bella. Tatlı Bella, ne durma, yakışıyor çılgınlık ruhuna. Sanki bir kuğu süzülüyordu melek gibi etrafımda. Sanki bir kuğu süzülüyordu melek gibi etrafımda. Çok güzel! Dedim benimle evlenir misin dedim. Evet dedi. Duyulmadı bir daha. Evet. Hikayemiz biz de hemen... bu. Ta Çeşme'den. Ya çok ya. Güzel beste olmuş. Ya, ya şey, sözler çok güzel olmuş. Yap, zaten yap diyor bana. Ya diyorum şimdi normalde dile oturmuş hani bir sözü var filan ama var baktım bir iki tane yazılmış. Türkçesi var. Olmaz diye bir şey yok. Peki Bella'yı dikkat ediyor musunuz? Biz evlendiğimiz günden beri bir Bella, bir Isabella. Isabella. Bir sürü Bella ama her yer Bella gerçek yani. Adım. Olacak gerçek iş değil. Isabella. Tuğçe mi? Seninle mezara ben. Kullanıyor o yüzden. Geceli gündüz eden. Isabella. Seninle mezara ben. Gecemi gündüz eden, yo, yo. Üçü sen dört eceden, Isabel, Isabel, Isabel ya. Hay Allah, her yer Bella. Bella. Her yol Bağdat gibi oldu be, her yer evet. Bella. Teşekkürler. Ne yapalım, seni şöyle kış bahçesine doğru mu alsak? Ay orada, orayı merak ettim zaten. Yes, Allah. Bayıldım. Vallahi iyi ki. Bella'ya da bayıldım, Bella'ya da bayıldım. Her ikisine de bayıldım. Hepsi Bella. Ya, ya şey, Bella'yı ben... Ya ama. Ya ama. Şeyde Bella... Bir dikkatinizi yapayım. Tamam. Şimdi ben şey, biz takipleşiyoruz ya sosyal medyada. Evet. Bella'nın fotoğraflarını görüyordum. Diyorum ki ay yazık kız ne kadar... Bu Tayfun'da diyorum Photoshop yapıyor. Yazık diyorum. Nasıl böyle kızın? Olur mu diyorum böyle fotoğraf? Aa kendiymiş ya. Bebek gibi. Bebektir o. Maşallah. Bebeğim benim. Ya şimdi şey, ben aslında bu o tarz şeylere hiç karışmıyorum ama Bella'ya da söylüyorum, sakın diyorum hiç el sürme, bir şey yapma. İnsanlar belli bir süre sonra alışıyorlar herhalde, orada gördüklerini olmaya çalışıyorlar. Öyle olmayınca da her seferinde kullanıyorlar. Evet ya. Ama ben sevmiyorum, zaten gerek de yok.
İkinizin de ihtiyacı yok zaten. Şükür. Bana geçen gün arkadaşlar sordular. Botoks var mı diye sordular. Ben de gösterdim. Burada var dedim. Alain Delon çizgisi iki tane. Hiç yok. Olsa o çizgi olmaz zaten. Yani bana hep soruyorlar. Siz diyorlar gülerken bile kaşlarınızı çatıyorsunuz. Ya ben çatmıyorum kardeşim. Bunlar ikisi de var. İstem dışı. Şimdi oynatırsan bu sefer mimik gidebilir. Sen de oyuncusun. Ben de tiyatro oyuncusu olarak çok zaman geçirdim. Bir 6 senemiz var biliyorsun Deli Dolu Müzikali. Şimdi mimik kaybı olur, bir şey olur, aniden olur olur belli olmaz. Çünkü hep güzel roller geldi bugüne kadar. Ben değerlendiremeyenlerden biliyorsun bahtsız. ama ne zaman neyin olacağı da belli olmadığı için ben her seferinde kendi olduğum gibi olmak taraftarıyım. Bella'ya da onu hep söylüyorum ki gerek de olmadığını yani gördün zaten. Ay hiç yok, gerek yok maşallah taş vallahi gibi. Billahi. Evrim Hanım bir şey merak ediyorum da nedir bu 90'lar şarkıcılarının gençlik özelliği? Efendim hiç yaşalmayan isimlerden kendileri yaşaldıkça gençleşiyorlar. Var mıdır bir formülü acaba? Ay Allah ya. Bir gün bir gazetemizin biliyorsun en değerli ödül törenlerinden biridir senelerdir. Altın Kelebek ödül töreninin sonunda karşılaştık. Kenan, Ozan Doğulu. Abi dedi hiç değişmiyor. Sen de hiç değişmemişsin. Biraz sonra Burak geldi, Burak Kut. Ay o da öyle evet. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? En sonunda yine şarkıcı, benim eski partnerim Sibel Tüzün geldi yanımıza. Dedi ki, ya dedi bir dakika dedi, bu ne böyle dedi, olacak iş değil dedi. Ne yaptınız siz kardeşim dedi, nasıl böyle buzdolabında mı sakladınız, ne yaptınız? Vallahi dedim bak birimiz aşıyı bulduk, birimiz buzdolabında, ben de Sibirya'dan geldim. Geç kalmanın sırrı ne? Vallahi biraz diyorum, yüzden falan kaynaklanıyor galiba. Biz minyon suratlılarız. Muhtemelen. Ondan ama biraz da şey, mi? O yaşam enerjisi, iyi beslenme. Aynen öyle, iyi beslenme. Nasıl, iyi bakıyor mu Bella? Güzel yemek fena, yapıyor mu? Fena, süper aşçı. Yani o mesela misafir gelecek olun şimdi, yemeğe özellikle. Önceden 5 gün evvel senin ete alerjin var mı, herhangi bir alerjin var mı, glutene veya benzeri bir şey yapar da yiyemezsin diye. Tabii önceden hazırlığını yapar. Malzemeleri 2-3 gün önceden hazır eder herhangi bir eksik olmasın diye. Aynı gün içerisinde 2 saatte oturur 3-5 kalem yemek yapar. Ve bana da önceden soruyor. Benim canım bir şey istediği zaman gün içinde örneğin işte içeride mesela beste yapıyorum ya da bir şey yapıyorum. Ya diyorum şöyle canım hamburger çekti. Hamburger mi istiyorsun? Bugün olmasa olur mu diyor. Olur diyorum. İki gün sonra hamburger istemiştin deyip hamburger yapıyor bana ama şey usulü. Yani böyle kallavi. Ne istiyorsam o. Bir günde hadi dedim bir şeyler yiyelim şöyle değişiklik olsun Japon usulü falan. Ne istiyorsun? Sushi falan mı dedi. Gittik. Ne varsa hepsini aldık. Chopstick'ler de dahil olmak üzere artık setup'ımız hazır. İstediğim zaman suşilerim de önüme geliyor. Sushi de yapıyor. Aşçım süper her şeyi yapıyor. Bir pasta yapıyor. Parmaklarını yersin. Bir tatlı yapıyor. Sütlü tatlı ustası gibi. Süper. Ne istersen yapıyor. Sushi benim balık daha ustası. Çok ilgimi çekti bu mevzuda. Evet. Ha bir gün onu yapalım. Yapalım. Onu abi. Da yazlık yerde yapalım. Bir şey söyleyeyim. Alaçatı'ya geleyim sushi yapalım. Olur tamam gel. Yazlığa. Tamam. Vallahi içimiz açıldı. Her telden şarkılar söylendi. Şimdi de Tayfun ve Bella Duygulu çiftinin 3 katlı villasındaki en merak edilen bölümüne geçiyoruz. Ünlü çiftin kostüm odasındayız. Bella Hanım'ın şıkır şıkır pullu payetli kıyafetlerinden gözlerimizi alamıyoruz. Sanki bir mağazanın vitrinini geziyoruz gibi. Ay ben düş bayıl. En sevdiklerim. Allah Allah bu ne? Ben benim tarafıma geçiyorum. Onlar işte davetlere hiç çok gittiğim için yok. Hiç giymedim onu daha kısmet olmadı. 19 santim. Bu mu? O. Bu da 15. Bakabilir miyim? Ooo çok. Tayfun çok sever. Tarz bir ayakkabı güzelmiş. Evet. Ay bunlar tam benlik işte. Annem yaptı onu. Gerçekten onu mi? Onu annem yaptı. Modacı mı anneniz? Yo annem anestez teknisyeni ama çok eli yatkın. Ay ne güzel yapmış. Teşekkür ederiz. Aa, harika. Kardeşime üçümüze yaptı kız kıza. Aynı sizin gibi zayıf o da. Üçümüz siz de çok gidiyoruz. Kilolusunuz. Yazık günah. Kıyamam. Üçümüz aynı yürüyemiyor diyelim. Kilolarda. Bebek gibi kendine. Teşekkür ederim. Çok tatlı ya. Ay. O hazır. Bu hazır.
Yine, onu da annem bak yaptı. Yine Tayfun Bey'in giyinme odası diye inip yine burada esir olmam benim. Kopayet. İyi ki bizim ünlülerimizin hanımları ona hitap eden bir şeyler oluyor. Normalde bende hiç yoktur böyle şeyler. Ya çok hoşuma gidiyor. Ay bu da güzelmiş. Bella'nın var olanların içerisinde çok can canlı şeyleri vardı. Ama bunlar özellikle bak senin için ideal olanlar. Ay bak, bak bunun da etiketi duruyor. Daha çıkarmayı giyinmeyeyim. Daha çıkartmadım. Takamadım. Mantıklı. Sıra gelmeyince. Çok güzel. İnşaatta tabii bunları ancak Tayfun'la davetlere gittikçe kullanabiliyorum onları. Tabii. Yoksa başka setupları Allah'ım. Da var. Allah'ım. Onlar benim gelinlik tecim. Ama mi? Klip çekiminde oynadım Tayfun'un. Kullanırız diye almıştım. Şunu kullandım sadece. Aa, çok yakışık. Kraliçe oldu. Siz bizim klibimizi seyrettiniz mi efendim? Ben 90'lardan çıkamıyorum ya. Yine 90'lardan kalma gibi bir parça yaptım. Öyle mi? Ben. Portofino var ya hani dünya çapında bir parça. O ritimde bir tane eşime yazdım. Kanatsız Meleğim adında ben parçamız var. Ben gelinliğimi giydim. O taç Kanatsız taktım. Meleğim. Bunu mu taktınız? Onu taktım. Birazdan balkona çıkıp el sallayacağım. İngiltere ve ben diye. Reverans. Tabii ki. Yani. Monsieur. Evet ya. Bir dönem tiyatrosunda mı oynasak ne yapsak? Ay evet ya. Ben Figaro'nun düğününde rol almıştım. Konservatuar zamanı. Opera vay ya. Vay vay. Evet ya. biliyorum. Harbiye Devlet Tiyatroları'nda. Aa Tayfun Bey, şurada bir skeç yapmayalım mı yahu? Hazır pelerinin de var. Giy onu. Evet. Evet, o zaman biz de kraliçe tasarladım. Annem de ben tasarladım. Look at this. Tayfun'a çok yakışıyor. Giysene sen. Sahnede giyiyor musunuz? Bir kere sahnede giydirdim. Sahnede giydim bir kere. Bayıldılar. Oldu mu? Elvis hoş geldin. Evet. Bendeniz Lord. Kont. Kont. Dracula. Dracula. Sonra Hart. Monte Cristo Kontu. Aa bak o da güzel. Mesela gibi. Ben öyle demiştim. Ama evet bir şeyde böyle camiada bir anda. Ama şey güzel olur. Dracula. Yani, dişler şuradan şöyle. Aslında çok güzel değil mi? Şuradan hafif kırmızı. Nasıl oldu efendim? Çok güzel oldu. Tam dönem işte. Aa ne güzelmiş kumaşı. Kesinlikle. Anneniz çok mi? Çok beğeniyorum. Annem dikti. Evet. Anne, evet, yeni modacımı seve seçtim. Seve yapar. İnanılmaz başarılı çalışmaları var. Ya evet, var. Bayıldım ben de zaten tarzına. Evet, ay rengin güzelliği. Evet, takım halinde evet. Çok seviyor. Aa, bak hiç giymemiş onu da. Bunları hiç giymemem. Yeni aldım onları. Aa, aynı numaramız. Ayakkabı bulamıyoruz bazen. Stiletto zor olmuyor mu? Yani toplantılarda giyiyorum daha çok iş yemeklerinde. Ooo. Renk çok güzelmiş. Teşekkürler. Ya çok özleniyorum. Var evde ama duruyorlar öyle. Aynı i̇şte şey benimkiler gibi. Sizinki gibi. Bunların şeyi de çok güzel olmuş ama tasarımı. Bayıldım. Teşekkürler. Şu meşhur ama sizin ilk. Evet, benim ilk ceketin yenisi o. Şu kremin anısı var. Salih Güney hediye etti tarifime. Evet. Hadi ya. Çok da çok vintage bir şey o. Giysenize gelin. Çok güzelmiş hı, rengi. Olur da bayağı. Özelliği bu. Hı? Bak arkası özel yapılmış bu. Çok güzel bir ürün. Ne güzelmiş. Arkasına bir... Yes. Yine kırmızı. Bakın. Ay çok güzel zaten... ceketmiş hakikaten. Evet. Tam benlik. Vay. Yani Bengal kaplanı olan ben olarak. Nasıl yakışıyor mu? Ben çok yakıştırıyorum güderi, deri. Yakışıyorsa. Ben çok yakıştırıyorum kendime, çok da beğeniyorum. Böyle çok var. Beyazlarım var komple. Ben biliyorsun siyah altlı üstü, beyaz yazın. Üstüme biçilmiş bir tarz. Bir de vücut güzel olunca ne değilse yakışır ki takım elbise çok güzel durur. Evrim Hanım, biraz da diğer tarafa gidelim. Ben orada bir şeyler gördüm. Ne gördün? Evet. Hadi gidelim. Bu da benden önce gelip keşfediyor.
Oo, Tayfun Bey ve Belli Hanım'ın neden bu kadar fit olduğu işte şimdi anlaşıldı. Baksanıza, evin içinde mini bir spor salonu var. Ay televizyonu Ay nasıl ya? Orası benim kısmım özellikle. Ağırlık kaldırmak için. Ağırlık kaldırmak için. En sevdiğim kısım. Şimdi buraya bu ayakkabıyla çıkmayayım. Orası Bella'nın. Evet. Bu ben de bununla hiç çıkmıyorum. Ben hepiniz yerine çıkarım diye. Ağır mı? Biraz. Sanki yani tutuyorsun da çocuk oyuncağı tutar gibi değil mi? İyi beslenmek. Biraz yapayım bari filan. Biraz spor. Sonra jimnastiği. Mutlu hayat. Bol aşk. Huzur. Ya bakmak ister misin? Şöyle bir tut bak. Ay, tut bak sen şimdi. Bırakma. Ay yok. Ay çok ağır. Ayağına düşer. Ay ortalama ama bebek oyuncağı gibi tutmuyor mu? İşte ortalama 20 kilo. Hani bari hesap et. Bunlar gerçekten kas yaptıran aletler. Hı. Bir de o mesela yazlık yerde ipli olan alet var. Hı. Mesela onda çok başarılı hissetmiyorum kendimi. Çünkü tam denge kuramıyorsun. Bunlarla rahat ediyorum. Of diyorum bütün kaslarım oturuyor. Rahat ediyorum. Bir de böyle yatarak değil mi? Bunu işte o mekik çekmek istersen mekik. De benzeri. Karın kası. Karın kullanıyor. Burada olmayan malzemeleri de var. Kaldırdık onları yerde çalışmak için. Pilates topu. Pilates topu ve benzeri şeyler. Yapıyor musunuz? Yapıyorum. Ay, çok. Karın kasları. O şeyler biraz uğraşıyorum. Ya, o lastikleri benim yanımda çok patlattı. Hani eskimiş ama normalde patlayan bir lastik. Ben dedim ne yapıyorsun? Diyor ama sen bakma yani bildiğin hani böyle şöyle taş gibi. Kemik gibiydi tabii. Hiç. Helal. Evrim Hanım, Tayfun Bey her ne kadar söylemese de yılın yarısını Çeşme'de geçiriyorlarmış ya. Hani orada da buradaki gibi formlarına dikkat ediyorlar mı acaba? Yazın da gelirsen yine... Geliriz. Bir sürü dona var. Yazlığa da gideriz. Tabii biz burayla kısıtlı kalmıyoruz. Gidiyoruz. Göl kenarı, yürüyüş ve benzeri. Temiz hava. Dön dolaş. En keyiflisi bizim için. O zaman lokanta açıldı. Lokanta açıldı. Yok lokanta açıldı. Lokanta açıldı. İnsan yaşlanmaz. Müzik dolu şen kahkahalı sohbetle geçen bu bölümdeki son durağımız tabii ki mutfak. Tayfun Bey ve Bella Hanım'ın oldukça şirin bir mutfağı var. Burada da gri ve toprak tonları hakim. Kostüm tercihlerindeki şaşasını, ışıltısını gördünüz. Bella Hanım ev dekorasyonunda oldukça sade. Ay ne güzel kokuyor. Evrim Hanım. Size bir sürpriz yaptım. Ne yaptın yine? Siz gelmeden makarnaları suya koydum. Ya sen var ya cansın sen. Of olmuş o. Evet sizi yakmadan şöyle. Şöyle açayım. Penne. Penne yaptım. Şimdi bir dakika, Bella mı yapacak, Tayfun Bey mi yapacak? Tayfun ya, sosunu sen yap. Tayfun Bey çok iyi yemek yaptığını söyledi bana ama. Allah Allah. Allah, ne zaman dedim. Şunları sileyim ben. Ziyan etmeyelim. Demin tamam. Ekonomi değildi. Tayfun gel şimdi, bunu aç. Evet. Peki. Ne kadar koyuyoruz efendim, tamamını mı? Tamamını koy. Bella Hanım, aranızda hiç ben bugün çok yorgunum, mutfağa sen gir diye konuşmalar oluyor mu? Tayfun'u mutfağa sokunca daha çok yoruluyorum ben. Temizliğinden değil mi? Yok, ben çok titizim aslında. Öyle de değil de benimki uzun sürebilir. Eli alışkın olmadığı için çok yoruyor beni. Çok bazen güzel diyor ki sen hastayken, sen hastayken yapayım diyor. Havuç nerede? Domates nerede? Tabak nerede? Cevap güzeldi ama. Ooo, Tayfun Bey sosu da döktü. Mis gibi kokuyor vallahi. Kokusu güzel, bakalım tadı nasıl? Tayfun Bey, vallahi 10 parmağınızda 10 marifet. Ooo, Bella Hanım da neler neler yapmışsınız. Bunlar ne böyle yahu? Thank you.
Çok teşekkür ediyorum her şey için. Çok seviyorum ikinizi de. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Müzikle kalın.